yüzeydeki boncuklanma biraz zayıf. Onu kuvvetlendirebilmek için Gion Wet Coat Essence adlı ürünü kullanacağım. Bu ürün şu arkasında göreceğiniz üzere 1:5 veya 1:15'e kadar sulandırılabiliyor. Ben 1:5 sulandırmayı tercih edeceğim. Biraz benim elim bol olduğu için toplamda 250 ml su dahil ürün kullanacağım. O yüzden bu 100 ml'lik küçük canavardan 42 ml'e kadar ürünü şu küçük kapta ölçeceğim. Tabii 42'yi ölçmem biraz zor olacağı için 40 ml'yi tutturacağım ve şu gördüğünüz üzerinde su yazan ölçekli şişenin içine koyacağım. Daha sonra da 250 ml'ye kadar da su dolduracağım. Şelalenin yanında değilim. Şorul şorul su sesi geliyor. Evet. Bunun üzerine de su yazıyor ama bilmiyorum. Belki buradan da su içmiş olabilirim bir ara. O yüzden de bu hale gelmiş olabilirim. Kısmet. Şimdi şunu biraz elim titreyebilir. Çok heyecanlıyım. Evet, yaklaşık 40 oldu. Şimdi bunu evet, ölçekli şişenin içine boşalttım. Biraz beklettim, kusura bakmayın. Şimdi çözeceğiz. Önce biraz daha ıslatayım. Evet, fazla bir şey yok. Yüzeyde hemen reaksiyona giriyor. O yüzden basınçlı suyla yıkayacağım şimdi. Evet, şu an yüzeydeki boncuklanma inanılmaz güzel hale geldi. Bu ürünü açıkçası ilk defa kullanıyorum. Yani Gion Wet Coat Essence'ı ilk defa kullanıyorum. Gion Wet Coat defalarca kullanmıştım. Adamların vaatleri 12 hafta. Yani 3 ay gibi bir süre. Kışın 1 ay, yazında en fazla 2 ay kadar performansını sürdürebildiğini gözlemledim. Umarım Gion Wet Coat Essence bir tık daha fazla, normal Gion Wet Coat'tan daha iyi performans gösterir. Gerçi boncuklanmalar biraz o performansı tutturabilecekmiş gibi bir izlenim verdi bana. Bakalım. Şöyle. Evet. Doğru düzgün bir yerden su tutarsanız kurulamaya da gerek duymayacaksınız. Yüzey aşırı kaygan hale geliyor.
Gion Wet Coat Essence'ın yağmurlu havadaki performansı.